Herkese merhabalar. Üçgende Yardımcı Elemanlar konumuzla beraberiz. Bugünkü dersimizde sizinle beraber üçgende yardımcı elemanlar yani yükseklik, aynı zamanda kenarortay, açıortay bu kavramların hepsine bakacağız ve bu kavramları öğreneceğiz. Ödevlerimizi programımıza göre yapıyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Üçgenin yardımcı elemanlarına bakınca üç tane şey var. Kenarortay ne demek? Kenarı ortalayan şey. Bu kadar basit aslında. Oh, yani kenarı ortadan ikiye böleceğiz. Tonguç'a lazım benim. Bakalım bu cetvelimizde. Buradaki kenarımız kaç santim? 16. Kaliteliymiş hocam. Tebrik ediyorum. 16 santimetre değil mi Tonguç'a lazım benim? Evet hocam. 16'nın ortası kaçtır Tonguç'a lazım benim 16'nın? 9. O dangozlusun bak. 0'dan 16'ya kadar. 16'nın yarısı 8'dir. Bak zaten karelerden sayarak da bulabilirdim ben. 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1, 2, 3, 4 tane burada var. Dolayısıyla tam ortası burası. Peki bu kenarın ortası burasıysa ben diğer köşeden bak diğer köşeden yani karşı köşeden bu kenara çizdiğim çizgiye ben ne diyorum artık Tonguç Erhan'ın benim? Kenar ortay. Süper zekisin ve ben bunu hangi harfle gösteriyorum biliyor musun Erhan'ın benim? K. Hayır V harfle gösteriyorum. Böyle yabancıların öyle bir güzelliği var. V harfle gösteriyorum kenar ortayı. Açı ortay nedir biliyor musun Tonguç Erhan benim? Açı ortay da açıyı ortadan ikiye bölen şey. Mesela Tonguç Erhan benim şurada bir açı olsun. Şu açı kaç derece olsun hemen söyler misin bana salla bakalım bir şey. 60. Evet 60 derece olsun. O zaman ben bu 60 dereceyi ortadan ikiye bölersem Allah aşkına kaç bölerim hemen söyler misin bana? 30-30. Süper zekisin. O zaman ben 60'ı mesela şurası tam ortası diyelim. 30-30 diye böldüğüm zaman işte bu çizdiğim çizgi aslında açı ortaydır. Çünkü açıyı iki eşit parçaya bölmüştür ve ben bunu hangi harfle göstereyim Tonguç Erhan benim? V. Hayır o V kenar ortaydı. Bunu da N harfiyle gösteriyorum. Bravo diyorum sana çok zekisin gerçekten de. Geldik bu zımbırtıya. Bir de yükseklik var Tonguç'um. Yükseklikte de mantık şu. Eğer ben bir kenara karşı köşeden dik bir çizgi çizersem bak burası yatay bir çizgi. Buradan böyle diklemesine çat diye indirirsem bunu ve bu dik yani 90 derece olursa Tonguç Erhan benim işte buna da yükseklik diyoruz. Yüksekliği hangi harfle gösteriyorum Tonguç Erhan benim? Q. Hayır H harfle gösteriyorum. İngilizce'deki height'tan geliyor aslında. Bu da böyle özellikleri var Tonguç Erhan benim. O zaman V, N, H yani kenarortay, açıortay, yükseklik şeklinde bunların ne olduğunu bileceğiz. Peki ben bunların nasıl olduğunu göstereceğim sana. Şimdi bak zaten güzel güzel kartonlarımız var. Orada uygulamalı da çözeceğim sana. Ama burada şunu unutmayalım. Kenarortay kenarı iki eşit parçaya ayırıyor. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Üçgenin içinde ve bir nokta bak kenarı ortadan ikiye ayırıyor. Bak şurası kaç santimetre hemen seninle bakalım Tonguç Erhan Bey. Bakalım hocam. 16,5 santimetre. Tam ortası 8,25. O zaman şurası bir yerde değil mi Tonguç'um? Evet. İşte ben bunu kağıtta aslında şöyle yapıyorum. Mesela kırmızı bir kağıdımız var. Şimdi ben bunun kenar ortayı bulmak istiyorum. Kenar ortayı aynı buradaki üçgen gibi Tonguç Erhan Bey. Ben bunun tam şu ortasını bulacağım ya. Böyle cetvelim olmadığı durumlarda ne yapacağım biliyor musun Erhan Bey? Ne yapacaksınız? Cetvelim olmadığı durumlarda köşeyi köşenin üstüne katlayacağım. Bak köşeyi köşenin üstüne katladığım zaman aslında böyle yapıp bak şöyle yaptığım zaman işte tam şu nokta bak şöyle katlama izi buradan yapıyorum. Al bakalım. Bak burada görüyor musun? Burada katlama izi var Tonguç abi. Tam ortası. İşte bunu böyle katladığım zaman bak ne oluyor Tonguç'um? Şu parçayla şu parçayla şu parça birbiriyle aynı oluyor. Dolayısıyla bunun tam ortası oluyor. Yani şu çizgi şu katlama çizgisi bunun tam ortası oluyor. İşte bu çizgi şuradan indirdiğim çizgi aslında kenar ortayım oluyor. Yani ben şuradan bir çizgi çizsem Tonguç Erhan'ım benim. Aslında bu bizim şu kenarımızın tam iki eşit parçaya böldüğümüzü söyleyerekten bunun kenar ortayı yani V'si diyebilirim. Bravo diyorum sen çok zekisin gerçekten. Teşekkür ederim hocam. Geldik o zaman bu kenar ortayımızı şöyle çizdik. Bir de şöyle bir şey çizmek istiyorum Tonguç'um. Üçgenin içinde kenar ortayların hepsini çizersek mesela buradaki kenar ortayı çizsem şunun kenarını ortadan kessem şunlar birbirine eşit desem bunlar zaten birbirine eşit de hatırlıyorsan şöyle çizsem Tonguç'um. Aynı zamanda başka bir şey daha çiziyorum. Mesela şu kenarın tam ortasını burası desem ve şunlar da birbirine eşit desem ve şuradan da şöyle bir çizgiyle bu kenar ortayı çizsem. Bunların hepsi kenar ortay mı Tonguç'um? Evet hocam. Üçgenin içinde ve bak bir noktada kesişiyorlar bunlar. Bu kenar ortayların kesişim noktası ne diyor biliyor musun? Evladım buna çok özel bir nokta adını veriyoruz. Biz buna G harfi, büyük G harfiyle gösteriyoruz.
Ve biz buna ağırlık merkezi diyoruz. Yani üçgeni assan ağırlık merkezinden olduğu yerde durur, dengede durur. Yani senin ağırlık merkezi nedir mesela? Göbeğindir değil mi? Göbeğim hocam. Aynı onun gibi. Mesela 46 kilo göbeğim hocam. Akıllı insanların ağırlık merkezi beynine daha yakındır Tonguç Hanım. O dolayı senin göbeğine daha yakın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. İşte ağırlık merkezi aslında ağırlığın toplandığı yer gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla ve G harfiyle gösteriyor Tonguç Hanım benim ağırlık merkezi. Ve üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Bu önemli bir bilgiydi. Peki geldik dik üçgende kenar ortaya. İşte sınavlı soruların gelebileceği ve zor sorularda karşımıza gelecek bir şey muhteşem üçlü kuralı var Tonguç'um. Mesela şöyle bir dik üçgende ben kenar ortayı çizdiğim zaman bak şuradan şu kenarı iki eşit parçaya ayıran kenar ortayı çizdiğim zaman yani şu çizgiyi çizdiğim zaman çok enteresan bir şey oluyor Tonguç'um. Bu kenar ortay ayırdığı parçalardan bir tanesine eşit oluyor. O yüzden 1, 2, 3 muhteşem üçlü mükemmel ikisin gelecek. Mesela bak burada bir tane dik üçgen var. Ben bu üçlüyüz güçlüyüz. Dik açıdan bir kenar ortay çizdiğim zaman yani hipotenüsün kenar ortayını çizdiğim zaman ortadan ikiye ayırdı. Bir parçalardan bir tanesi eşit değil mi evladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üç bak burası 20 dereceyse burası 90 dereceyse toplam 90 artı 20 110. 180'den 110'u çıkardığım zaman kaç kalır? 70 derece kalmaz mı evladım? Evet hocam. O zaman burası 70 derece çıktı. Bakar mısın? Dikkat eder misin? Rica ediyorum bak burası bir ikizkenar üçgen değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Burası 70 ise bunun karşısındaki 70 ise bunun karşısındaki de 70 olmak zorunda değil mi evladım? Evet hocam. Bu 70 70 topla 70 artı 70 140 180'den çıkar çat 40 derece al sana bulduğun açı olabiliyor diyoruz ve muhteşem üçlü böyle. Peki geldik açı ortaya. Açıyı ikiye eşit parçaya bölen çizgiye biz açı orta diyoruz. Peki mesela şöyle bir şeyde şurada bir açı var görebiliyor musun evladım benim? Bu açıyı ben ortadan ikiye bölmek istiyorum. Bak şöyle ortadan ikiye böldüm. Yani şu parçalar birbirine eşit. 20-20 veya 50-50 veya 30-30 sallıyorum. Bu işte açıyı ortadan ikiye böldüğü zaman Tonguç Hanım benim bu açı ortay oluyor. Ve N harfiyle gösteriyoruz demiştik. Peki ben bunu nasıl yapacağım kartonda? Ben bu kartonda açıyı ortadan ikiye bölmek demek şöyle yapıyorum. Çok enteresan bak. Şunu şöyle oturttum Tonguç'um. Sonra diyorum ki kenarı kenarın üzerine katlıyorum. Bak dikkat et. Kenarı kenarın üzerine katlıyorum. Ne yaptım bak? Köşeyi köşenin üzerine katlamadım. Kenarı kenarın üzerine getiriyorum. Ve kenarı kenarın üzerine bak. Şu kenarı, şu kenarı, şu kenarın üzerine getiriyorum. Böyle getirdim. Hop. Ondan sonra tam buradan şöyle bir çizgi yaptım. Şöyle bir katlama çizgisi yaptım. Şurası bir katlama çizgisi oldu görüyor musun? Şurada şöyle bir katlama çizgisi oldu. İşte bu katlama çizgisi Tonguç Hanım benim aslında açı ortayı temsil ediyor. Yani açı ortay. Aynen şu katlama çizgisi şuradaki açınınla şuradaki açının birbirine eşit olduğunu ve neyi gösteriyor. Dolayısıyla açı ortayı bulmak için kenarı kenarın üzerine katla. Üzerine katla. Dolayısıyla bu kural açı ortayı çizmek için. Eğer kenar ortayı çizmek istiyorsak Tonguç abi hemen onu da hatırlatayım. Kenar ortayı çizmek istiyorsak köşeyi köşenin üzerine katla. Köşeyi köşenin üzerine katla. Kenar ortayı bulduruyordu bize. Kenarı kenarın üzerine katla da açı ortayı buluyor Tonguç abi. Aynı burada yaptığımız gibi. Bu çok önemli iki kuralı aklına getireceksin. Çünkü sınavlarda böyle katlama sorularına bayılıyor Milliyetin Bakanlığı. Hatta ileride gireceğin üniversite sınavında bile ÖSYM bayılıyor bunlara. Katlama sorularına çok bayılıyorlar. Üçgenin içinde ve Tonguç Hanım benim bir noktada kesişir. Hemen istersen seninle beraber yapalım. Mesela bu bir açı ortaydı. Mesela şu açının da açı ortayını çizdiğim zaman şunlar birbirine eşit olacak şekilde başka bir açı ortay çizdim. Şu açının da açı ortayını çizdiğim zaman hop şöyle bir zımbırtı çizdim Tonguç Hanım benim. Dolayısıyla işte bu nokta aslında bize açı ortayların kesişim noktası olarak adlandırıyor diyoruz. Ve geldik model soru yapalım sana. ABC üçgeninde AD uzunluğu BAC açısının açı ortayı demiş. Açı ortay ne demekti Tonguç Hanım? Açıyı ikiye bölen kısım. Harika. Açıyı eşit iki parça ayırıyor. Yani şu çizgi buradaki açıyı iki eşit parça. O zaman burası 40 ise burası 40 değil midir evladım benim? Evet hocam. Süper zekisin. O zaman bitti soru. C açısını soruyor bize. Şurayı soruyor. ADC açısını soruyor. AD o her şeyi bulabiliriz. Neden diyeceksin? Çünkü şimdi bak 70 40 70 ile 40'ı toplanın. Üçgenin iç açıları enflasyon gelmediği sürece kaç derecedir hemen söyler misin bana?
360 en son. Üçgenin iç açıları toplamı. İç açıları 180. 180'den bu ikisinin toplamını çıkardığın zaman 70. Yani şurası 70 diyoruz Tomuçin abi. Peki burası 70 ise burasının hepsi 180 olduğuna göre, burasının hepsi 180 olduğuna göre kaç kalır evladım benim? 180'den 70 çıktı, 110 kalır. O zaman burası da 110 çıktı şu açı. Hop. Peki burasının 40 olduğunu bulduk ya, açıortaydı bunlar. Birbirine eşitti Tomuçin abi. Dolayısıyla 40 110 daha, 40 110 daha 150 çıktı. 180'den de bu ikisinin toplamını çıkartınca burayı bulabilirim. 30 derecede burasıdır. Bravo diyorum sana. Çok zekisin bravo. Gerçekten de. Burası 30 dereceymiş. Burası 110 dereceymiş. Bravo diyorum sana. Peki geldik bir tane daha zor bir soruya, ama zor üçgeni var burada görüyorsun Tomuç'um. Zori. Morartıyor bu soru, görüyor musun? Mozart. Mozart aynen Mozart. Gerçekten. Mozart'ın... Son zartını dinlediniz mi? Evet, çok dinledim. Güzel. Çok güzel gerçekten. İğrenç ve sivri, teşekkür ederim sana. MOZR yani OZR açısının 100 derece olduğunu söylemiş. Şurası 100 derece. Tamam eyvallah. I açıortayların kesişim noktaları demiş. Ha, o zaman demek ki şu da bir açıortay, şu da bir açıortay. Yani şu açı birbirine eşit, şu açılar da birbirine eşit diyebilir miyiz Tonguç herhalde benim? Diyebiliriz hocam. Harika zekisin gerçekten. Olağanüstü bir beyne sahipsin. Peki geldik Tonguç'um. Buradaki açılar ne diyelim? Bilmiyoruz ne olduğunu. Bu açıya öküz efendim diyorum. Hocam. Bu açılar öküz olsun. Bu açılar da Tonguç herhalde benim sığır olsun. Tonguç herhalde bak. İki tane öküz açı, iki tane sığır açısı. Şimdi gel senle öküzler ve sığırlarla hayvanat bahçemizde bu soruyu çözelim. Çözelim. Şimdi dikkat edelim. Bütün üçgene bakar mısın Tomuç'um? Bak bu 100 derece artı iki tane öküz açısı Tomuç herhalde benim. İki tane öküz artı iki tane sığır açısı Tomuç herhalde benim. Bravo diyorum sana. Üçgenin dış açıları zam gelmediği sürece kaç derecedir? 180. Süper zekisin. Peki o zaman bu 100 dereceyi bu tarafa atarsam iki tane öküz açısı artı iki tane sığır açısı 180'den 100 çıktığı zaman ne olur? 80 kalmaz mı evladım benim? Peki iki öküzle iki sığır 80 TL ise bir öküz bir sığır daha kaç eder Tonguç evladım benim? Hemen söyler misin bana? Kurban bayramında mı yoksa normalde mi? Hayır, normalde günlük normal hayatında. 40. Harika zekisin gerçekten de. Dolayısıyla bizim bulacağımız açı şuradaki açıyı da hatırlıyorsan O, I, R açısı buradaki açı. Oğlum onu bulabilmek için diyorum ki yahu bu açı yani soru işareti artı bir tane öküz yani şu üçgene bakıyorum bak artık şu üçgene bakıyorum. Bu açı artı bir tane öküz artı bir tane sığır eşittir 180 derece değil midir? Bu da bir üçgen değil mi Tonguç herhalde? Evet hocam. Dolayısıyla şunun zaten toplamının 40 derece olduğunu demin bulmuştuk. O zaman soru işaretiyle neyi toplar? 40'ı toplarsan 180 diyormuş. O zaman soru işareti 140 dereceleri diyorum. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Tebrik ediyorum seni. Ve geldik seninle beraber yüksekliğe. İşte babalara hoş geldiniz diyorum. Çünkü yükseklik üçgenin alanını bulabilmesi için çok önemli bir formül. Yeni nesil sorularda adam sana yükseklik işte üçgenin alanı yükseklik çarpı taban çarpı bölü iki şeklinde bulunabilir diye formülü verir, sonra soruyu çözmek ister. Ama sen daha önceden bilirsen bu formülü elin ayağına dolaşmaz. Hemen mesela bir dar açılı üçgen yapalım bak. Dar açılı üçgende yükseklik tepe noktasından indiriyorsun aşağı doğru. Bu taban dersek eğer tabana dik olan bir çizgi. Bak böyle mesela hop çatarank diye al sana dik diye bir çizgi çizdim. Görebiliyor musun evladım benim? İşte biz buna H diyoruz. Eğer dik açılı üçgense zaten yükseklik kendisi oluyor. Üçgenin bir dik kenarı oluyor. Bu da bir yükseklik oluyor. Yani dik açılı üçgende yükseklik dik bir kenar oluyor aslında. Geniş açılı üçgende de bu taban satılmış herhalde benim. Bu en yüksek noktası değil mi dağın tepesinin? Evet. Dağın tepesinden ip sarkısından aşağı böyle düşmez mi Tonguç Eren Bey? Evet. Peki bu dağın tepesinden ip sarkısından aşağı böyle inmez mi Tonguç Eren Bey? Evet. Peki bu dağın tepesinden ip sarkısından aşağı nasıl iner? Al işte bak böyle iner. Görebiliyor musun? Böyle iner, ip böyle aşağı doğru bungee düşer. Bungee jumping. Aynen öyle işte bu da bizim yüksekliğimizdir diyoruz ama burada bir şey yok. Ama burada yer var. Böyle uzatabiliriz bunu. İşte bu da bizim dışarıda yüksekliğimiz oluyor. Geniş açılı üçgende yükseklik dışarıda oluyor. Unutmayalım. Üçgenin alanı da Tonguç herhalde benim. Taban yani şuralar şurası. Bak buradan burası. Dikkat et, burası yok. Taban çarpı yükseklik bölü
2 ile bulunuyor Tonguç'um. Yükseklik de unutmayalım, H harfiyle gösteriyor. İngilizce'deki height'tan geliyor aslında. Böyle yazılıyor. Bu da İngilizce bilgini arttırmak için sana verilen bir bonus olsun. Geldik ikizkenar üçgene. İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgen bizim için özel üçgenler. Biz bunları ne yapıyoruz? Saklıyoruz, buzdolabında saklıyoruz. Hayır, buzdolabında saklıyoruz, bozulmasın diye. Saçmalamaz, çok seviyoruz bunları. Çünkü bunlar çok rahatlatıcı. Mesela bunlar birbirine eşit oluyor. İkizkenarda iki kenarı birbirine ikiz. Ve bunlarda şöyle eşkenar üçgende de hepsi birbirine eşit oluyor bütün kenarlar. Şimdi ikizkenar üçgende ben yükseklik çizdiğim zaman Tonguç'um, bu hem açıortay oluyor hem de kenarortay oluyor. Yani hem bu iki eşit parçayı, bak kırmızıyla göstereyim kenarortayı. Açıortayı maviyle gösteriyorum Tonguç'um. Yüksekliği de turuncuyla gösteriyorum. Yani hem yükseklik oluyor, hem kenarortay oluyor, hem de açıortayı hangiyle göstermiştim? Açıortayı da maviyle göstermiştim. Hem de açıortay oluyor diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. İkizkenar üçgende de aynı şey özellik geçerli. Hem yükseklik oluyor burası, hem açıortay oluyor, hem kenarortay oluyor. Dolayısıyla HNV burada da geçerli diyebiliriz. İkizkenar üçgenin tepe açısına inen yüksekliği hem açıortay hem kenarortaydır diyoruz. Ve bununla ilgili bir tane soru patlatalım sana beraber. Şekilde verilen LGS üçgeni. Vay, senin üçgenine hoş geldik diyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. En sevdiğim üçgen LGS üçgeni hocam. Ben çünkü normalde ABS ya da ASR ya da LPG üçgeni kullanıyorum. Tamam, saçmalama, ne diyorsun Allah Allah. GLK ve eşittir KLS. GLK yani burası. KLS, klas yani, senden bahsediyor Tonguç abi. GK eşittir KS. Klas, pardon, yanlış söyledim zaten. GK eşittir KS. Bunlar da birbirine eşitmiş. Tamam eyvallah. Buna göre soruyor. Şimdi bak dikkat et. Burada açıortay var mı evladım benim? O zaman 32 derece. Bunlar kenarortay mı? Evet, o da doğru. O zaman açıortay ve kenarortay varsa, ulan bu dikizkenar üçgen, ikizkenar üçgen olduğu için demek ki, veya eşkenar üçgen de olabilir, bilmiyorum. Bunlar, burası birbirine dik olacak Tonguç abi. Dolayısıyla burada bir dik üçgen var. O zaman bak, 32 derece artı 90 derece eşittir Tonguç'um 122 derece. 180'den 122'yi çıkartınca 58 derece, yani şurası çıkıyor Tonguç'um. 58 derece burası çıkıyor. Bu ikisini topladım, 180'e çıkardım. Bu üçgenin iç açıları toplamını buldum. Sonra 58 derece ise burası. 180 hepsiydi. O zaman 180'den de 58'i çıkardığım zaman 122 derece burası çıkar. Bravo diyorum sana. Çok zekisin gerçekten de. Ve geldik artık gerçekten de full üçgenine. Verilen full üçgende UL kenarına ait kenarortay ve yükseklik çiziliyor demiş. Ha. UL kenarına ait kenarortay. Ha, şimdi şöyle düşünelim. UL kenarına ait kenarortay, yükseklik çiziyorum. Tamam. Şimdi yükseklik bir kere basit. Hemen buradan böyle diklemesine, hatta böyle şu renkte göstereyim. Şöyle diklemesine şu çizgiyi çizdiğim zaman yükseklik oluyor. Burası yükseklik oluyor. H diyorum buna. Tamam eyvallah. Böyle dikin dedim bak. Burası tabandı. Buraya dikin dedim. Çat. Yüksekliği çizdim. Kenarortayı da çizmem gerekiyor. Kenarortay neydi? Bu kenarı iki eşit parça yapacaktı. Bu kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçadan oluşuyor. O zaman 5 parça 5 parça ayıracak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortası burası değil mi Tonguç'um? Evet, o zaman hocam, ben buradan bir çizgi çizerekten aslında kenarortayı da bulmuş olurum. Bu da kenarortayım. V harfiyle gösteriyorum. Tamam eyvallah. UL kenar, bak kenarortay ve yüksekliğin UL kenarına değdiği noktalar arasındaki uzaklık. Kenarortay ve yüksekliğin UL kenarına değdiği noktalar, burası ve burası arasındaki uzaklık diyor. 1, 2, 3 birim. Dolayısıyla cevabımız 3 birimdir. Bravo diyorum sana. Ve geldik katlama sorusu. Gerçekten soruların kralıdır bu. Onu söylemek istiyorum. Aa, kraliçesi nedir hocam? Kraliçesi de ölçme sorularıdır. Tabii ki. Birinci şekilde ABC üçgeni C köşesinden tutturularak, ABC üçgeni C köşesinden tutturularak, tutularak özür dilerim. AT çizgisi boyunca katlanınca. Enteresan. Şöyle bir üçgen var. Şöyle bir üçgen var. AB kenarının üzerine geliyor. Şöyle katlanıyor. Şöyle yapalım. Şuradan yapalım. Şunu da yapalım. Şöyle bir üçgen var diyelim. Şöyle bir üçgen var. Şimdi adam diyor ki C köşesini alıyorum diyor. C köşesini alıyorum ve bunun boyunca katlıyorum diyor. Bunun bak, AB kenarı üzerine katlıyor. Bak dikkat et. AT çizgisi boyunca katlanınca C köşesinden tutuluyor ve kenarı kenarın üzerine yapıştırıyorsun.
Aa, kenarı kenarını üzerine yapıştırması. Bak AT çizgisi de burası. Bak burası, hemen sana göstereyim bak. Burası A. Burası A. Burası C. Burası T. Burası da B. Tamam mı Tomurcuğum? Evet. Ben bunu böyle katladım, kenarı üzerine getirdim. Ve burada bir tane, bak burası yine A noktası oldu. Burası T noktası. Burası da C üssü noktası. C üssü nokta. Bak çok enteresan C üssü. Burası da B aynen duruyor bak. Böyle yaptım. Bak şu haldeydi. A, C, T, B idi. A, C, T, B idi. Sonra bunu katladığım zaman yine burası T. Aynı bak değişmiyor. T, T bir şey olmadı. A'ya da A değişmiyor Tomuç herhalde benim. Ama ne oldu? Burası C, C üssü oldu. Bu buranın üzerine geldiği için C üssü oldu. Ve burada da B kaldı. Ha, kenar kenar üzerine katlanması ne demek Tomuç herhalde benim? Açı ortay demekti. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla demek ki şu parça birbirleriyle açı ortaymış. Diyor ki abi o zaman diyor ki AT üçgenin nesidir Tonguç herhalde benim? Açı ortayıdır unutmayalım bravo diyorum sana. Peki geldik çünkü bu çizgi aslında şuradan böyle açı ortayı oluşturmuş oluyor. Şu çizgimiz diyebiliriz. Peki geldik. TAB, 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 TAB yani burası 35 derece tamam. B açısı, B açısı 25 derece tamam. TCA üst. Ha bir dakika. TAB, TAB böyle yapalım. TAB 35 derece, 35 derece. Sonrasında B açısı 25 derece. TTC üssü A. Yani şuradaki açıyı soruyor bize. Hemen yapabiliriz Tonguç'um. Nasıl yapacağız peki? Nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Burası 25, burası 35 de. 25 artı 35 eşittir 60 çıkar. 180'den 60 çıkarsam 120 çıkar. Demek ki şuradaki açının hepsi 120 dereceymiş. Ha. 120 derece ise. Şimdi ne demiştik? Burası açı ortaydı değil mi? Demek ki şuradaki açı da 35 derece. Çünkü ben böyle katladığım zaman aynı şey bak görüyorsun. 35, 35. O zaman burası 35 ise o zaman şurası da 35 derecedir Tonguç Eren benim. Bak 35, 35, 25. 35 artı 35 artı 25. 70, 95. 180'den 95'i çıkardığım zaman kaç eder Allah'ını seversen? 73. Ne diyorsun saçmalama Allah Allah. 85 çıkar. Demek ki buradaki açı C açısı 85 derece. Ha, C açısı 85 derece. Buradaki açı da 85 derecedir. Al sana C açısı zaten buradaki açıyla buradaki açı aynıdır. 85 derece olarak karşımıza geliyor. O zaman ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım şimdiden başarıyoruz. Sağ olun hocam.